Baba, ölüm kalım bir şey yoksa ben seni sonra arayayım mı? Acile yetişmem lazım, ambulans geliyor. Vakaya mı? Alo, kızım. Anneni soracaktım. Hiç görüştünüz mü? Yok babacığım, ben iki gündür nöbetteyim. Kendimi görecek vaktim yok. Telefon da mı etmedi? Hayır, zaten hastanedeyken niye arasın ki? Ablan hastanede mi kızım? Yok, onu da görmedim. Ali Asaf Hoca ile gitmiş galiba. Tamam. Onunla konuşmam lazım. Görürsen beni aramasını söyler misin? Ya babacığım, kimle konuşacaksan kendini arar mısın? Şu an gerçekten çok işim var. Hadi öptüm. Tamam kızım. Kadın. Kimliği belirsiz kadın. Yol kenarında bulundu. Kesin pisliğin teki çabuk kaçtı kadın. Solunum borusunu bile yerleştiremedi. Durumu kötü. Oğuz Hoca'ya haber verelim. Fazla vakti yok ki. Öyle söylenir mi? Merak etmeyin. Biz yanınızdayız. İyi olacaksınız. Hocam. Hastanın sargılarını değiştirmek için hazırlık yapalım. Tamam hocam. Oğuz hocam, yol kenarında bulunmuş. Araştır işte TK. Biliyorum, ayrıntıları geç şimdi. Kaybedecek vakit yok. Travma labı, travma serisi, sıfır negatif kan. Çok acil. Tamam hocam. Sol kolda çok ciddi hasar. Siz yüzündeki sargıları çekin. Tamam hocam. Ben de. Pardon. Tamam. Sakin. Bekle. Kafasındaki travma tahminimden daha büyük. Ben alacağım, gel buraya. Çok acil bir şekilde müşahede odasını hazırla. Bundan sonra direkt oraya alacağız. Tamam hocam. Sakin ol. Farkındayım, canın çok yanıyor. Bitmek üzere. Bu şekilde olmayacak, canı yanıyor. Makas getirin. Hemen hocam. Bitti. Makas. Sakın kıpırdama. Aferin sana. Bitmek üzere. Enfeksiyon riski var. Antibiyotiğe başlayın. Yüzündeki yaraları temizleyin, çok acil. Hemen hocam. Her şey düzelecek. Duydun beni. Her şey düzelecek. Aferin sana. Geç böyle. Sargı bezi gelsin. Hocam, hastanın kimliğini öğrenebildik mi? Görgü tanıkları var ama tanıyan kimse yok. Birinin kadını otobüsün altına ittiğini söylüyorlar. Öldürmeye çalışmışlar yani kadını. Resmen cinayet. Al şunu. Göz bebekleri küçülüyor. Kan basıncı ve tansiyon düşüyor.
Berhol yapmak ister misin? İstemiyorsun anlaşılan. Hayır, yani evet istiyorum. Tebrikler. Kafasındaki sargıları çözmekle başla. Sonrasında bölgeyi tıraş et. Yanında olacağım. Esra'cığım. Ali Asaf Hoca aradı. Ambulansla bir hasta getiriyormuş. Asaf mı? Bugün çalışamaz o. Nereden getiriyor, vaka ne? Bilgim yok. Hemen geliyorum. Özgül hemşire, sen de gel benimle. Biraz daha hızlı. Tamam, yeterli bu kadar. İkinci aşama. Gösterdiğin bölgeye 3 santimlik minik yere kaçacaksın. Tamamdır, geri çek. Hazır mısın? Matkap gelsin. Ona ver. Hastanın beynini derme de. Alp. Şimdi içeri gireceksin. Çok sakin bir şekilde. Eğer heyecanlandığını ya da zorlandığını hissedersen hemen duracaksın. Yoksa Alp'in dediği gibi kadının beynini delersin. Dur dediğinde sakın heyecanlanma. Sadece dur. Çok dikkatli olacağım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Sana bunu yapanların sevinmelerine izin vermeyeceğim. Yaşayacaksın. Giriyorum. Hazır. İyi gidiyorsun. Gir. Yavaşla biraz. Dur. Şimdi geri çek yavaşça. Spanç. İşte bu kadar. Aferin Şaylak. Ümit vaat ediyorsun. Daha ilerinde gördük Oğuz hocam. Eylül hoca yapmıştı. Hem de böyle sedyede falan değil. Kaldırımın ortasında. Ben iyi iş diye onu derim. Yani senin takdirini toplamak için demek ki Eylül hocan olmak gerekiyor. Ha, internlik böyle bir şey. Uzatma.